Arkadaşlar merhaba. Simulink arayüzüne giriş yapıyoruz. Simulink'e MATLAB ekranından ulaşabilirim. Bunun birkaç yolu var. Bakınız Command Window'a Simulink yazarak Enter'a basabilirim. Ya da Nib butonunun altından Simulink'i seçebilirim. Benim tercih ettiğim Simulink kısa yol butonunu kullanmak. Bakınız Simulink'in başlangıç sayfası geldi sol taraftan açmak istediğim dosyalara kolayca ulaşabilirim. Eğer ürününüz lisanslıysa OnRap'lerden faydalanarak uygulamalı olarak temellerini öğrenebilirsiniz Simulink'in. Examples tabına basalım. Buradan örneklere, referans modellere ulaşabilirsiniz. Dokümantasyonlara ve diğer notlara, program hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Live tabının altında May Templates'te eğer şablonunuz varsa açabilirsiniz. Şu aşağıda özelleşmiş kütüphanelerin şablonları vardır. Her kütüphane için bazı blokların her zaman olması lazımdır. Buradan model açtığımda şablon olarak açılır. Sublink tabının altında subsystem, kütüphane, proje oluşturabilirim. Buradan create model'e basarak bir blank model açıyoruz. Bakınız ekranımıza boş bir model ekranı geldi. Şu üst tarafta simülasyon tabında her zaman işimize yarayan butonlar var. Debug'da hatamızı fark etmemizi sağlayanlar. Modeling'de modellememizi ilgilendiren butonlar var. Formatta görünüşle ilgili butonlar var. Simulink bir sürü uygulamaya sahip. Apps tabından da bunlara ulaşabiliriz. Örneğin Control System Designer. Bir kontrol sistemi tasarladığınızda bu uygulamayı kullanarak çok rahatlıkla analiz yapabilirsiniz. Embedded Coder da bilgisayar mühendislerinin tercih ettiği bir uygulamadır. Bakınız tekrardan Simulation tabına geldim. Esasen burada işimize yarayacak tüm butonlar var. En solda dosya işlemleri ile ilgili olanlar. Liv'in altından yeni bir dosya açabiliriz. Save'e basalım ve dosyamızı kaydedelim. MATLAB'de çalışırken Dosya kaydetmek bazen çok önem kazanabilir. Aynı proje ile ilgili dosyaları aynı yere kaydetmek önemli bir konudur. Bunu şöyle bir yere kaydedeyim ben deneme olarak. Bakınız uzantısı SL slx. Bakınız Prepare Toolbar'ında sinyallerimi görüntülemeye hazırlanmak için kullanacağım favori uygulamalar var. Log Signals, AdWeaver ve Table benim en çok kullandıklarım. Model Settings'ten de model ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sağ tarafta sinyallerimizi görüntülemek için kullandığımız favori uygulamalar var. Data Inspector'ı ileride anlatacağım. Şu anda Model Browser tabı var. Çok modelimiz olsaydı burada görünecekti ve buradan açabilecektik Sağ tarafta Modelimiz hakkında bilgiye ulaşabileceğimiz Property inspector tabı var Geniş projelerde Bu tab Önemli Bakınız aşağıda ready yazıyor Burada Simulink'in ne, ne durumda olduğu yazar Şu an ready O halde Modellemeye başlayabilirim Bloklara ihtiyacım var bloklara library browser butonundan ulaşırım. Bakınız burada üstte ileri geri tuşları var, arama butonu var ve sağda yine dosya işlemleri var. Herhangi bir bloğun ismini tahmin edebiliyorsam buraya yazıp enter'a bastığımda karşıma ilgili bloklar çıkacaktır. Bakın. Geri tuşuna bastım ve geriye geldim. Simulink birbirinden çok farklı amaçlar için kullanılabilen sayısız bloğa sahip ve blokların birleşimi olan blok setlere sahip. Bakınız kurucu ve temel kütüphanemiz Sumulink isminde ve içinde alt kütüphaneleri var. Diğerleri ise farklı sistemler için özelleşmiş kütüphaneler. Ben bu eğitim kapsamında Sumulink'in temel kütüphanesine odaklanacağım. Buradaki blokları her zaman kullanmanız gerekebilir. Her projenize entegre edebilirsiniz. Bu kütüphanenin en işe yarar alt kütüphanelerini incelersek. Bakınız search kütüphanesini kullanarak sinyallerimizi oluştururuz. Sync kütüphanesini kullanarak sinyallerimizi görüntüleriz. Ve sign routing'i kullanarak sinyallerimizi düzenleriz. Math Operations kütüphanesi ile matematiksel işlemler yapabiliriz. Logical and Bit Operations kütüphanesi ile mantıksal ve eşitsizlikler işlemleri yaparız. Büyüktür, küçüktür ve veya gibi işlemleri. Bir de burada the Continuous ve Discrete kütüphanesi var. Temelde sinyalleri Continuous ve Discrete olarak ikiye ayırabiliriz. Sistemleri de ayırırız spesifik zaman noktalarında bir y değeriniz varsa bu sinyale discrete sinyal deriz. Ama zamanın her küçük anında yani dt anında bir y değeriniz varsa bu sinyallere de continuous deriz. Her iki sinyalin ya da sistemin analizi farklıdır. Discrete'e örnek vermek gerekirse bir postanede Saat 5'te müşteri sayısını ölçtüm ve 3 olduğunu gördüm. Saat 10'da tekrardan ölçtüm ve 2 olduğunu gördüm. Bakınız spesifik zamanda spesifik değerleri ölçtüm. Postane discrete bir sistemdir diyebiliriz. Ama bir suyun akışını düşünürsek. Su her zaman akıyor sürekli bir sistem ve hızı her zaman vardır. Bu hızı grafiklediğimizde de continuous bir sinyal elde etmiş oluruz. O halde akan su continuous sistemdir. Biz bu derste continuous sistemler ile ilgileneceğiz. Bu yüzden continuous kütüphanesi bizim için önemli. Discrete önemli değil. Bir de lookup tables var. Burada grafikten veri alma ile ilgili bloklar var. İleride kullanacağım bir projede. Ve User Defined Functions'tan da çok spesifik uygulamalar için kodlar yazarak bunu Simulink'e ekleyebilirsiniz.